Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ford Courier aracın vitesleri geçmiyor, vites boşa düşüyor diye şikayette bulundular. Sorunları ve çözümlerini söyleyeceğim. Sorunlarından biri araç vites kolunun içerisinde bulunduğu bir burç. Şöyle göstereyim, şu burç. Bu burç zamanla vitesi oynattığımızdan dolayı içerisinde bir boşluk yaratıyor, aşınma oluşturuyor. Bu yüzden de vitesler geçişlerinde sıkıntı yaşıyor ve boşa düşüyormuş gibi oynuyor ve vites kolu çok oynuyor. Bunun oynamaması için, bunun düzelmesi için vites burcunun değiştirmesi gerekiyor ve onu değiştireceğiz, onu sökeceğiz. Zamandan aşınabiliyor. Örnek vereyim, şöyle bir şey oluyor mesela araçlarda. Siz vitesi 1'e atıyorsunuz, 1'de durması gerekiyor aracın normal bir şekilde. Ama böyle durumlarda vitesi 1'e attınız, o kadar boşa düşmüş ki tekrardan yani buraya geliyor. Orta noktaya geliyor. Sanki araç 1'de değilmiş gibi duruyor. Siz diyelim 2'ye attınız. Böyle duruyor yani. 2'ye attıktan sonra yine gelip böyle duruyor. 3'e atıyorsunuz, boşta duruyor. 5'e atıyorsunuz, yine geliyor, boşta duruyor. Ama araç viteste değilmiş gibi gözüküyor. Böyle sıkıntılar yaratıyor ve çok oynatıyor. Bu yüzden yani vites geçişlerinde siz zorluk yaşıyorsunuz. Örnek vereyim, 1 ile 2'yi karıştırıyorsunuz bu durumlarda. Çünkü hangisine soktuğunuzu bilmiyorsunuz. Bu yüzden içerisindeki vites burcunu değiştireceğiz. Size onu nasıl değiştiğini göstereceğim. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle vites halatlarını, şunları boşa düşüreceksiniz. Şöyle ayıracaksınız. Ondan sonra içerisindeki burcu değiştirmeye başlayacağız. Ve şurasında bulunduğu bir tel var, yay var. O yayı çıkartıp boşa düşürmeniz gerekiyor. Şöyle. Ve şuradaki segmentlere bastırıyorsunuz çıkması için. Şunlar. Gördüğünüz gibi şu oynayan segmentlere bastırıp yukarı kaldırdıktan sonra çıkarma işlemi tamamlanıyor. Sonra vites halatlarını çıkarıyorsunuz yerinden. Onluk somunlar var şurada. Şunlar. 4 tane vidası var. Bunları söküyorsunuz arkadaşlar. Vidaları. Videoları kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Sıkılmayın diye. Detaylı bir içerik olsun. Söktük. Yerinden çıkarıyoruz. Sistem bu. Ondan sonra şu içerisindeki burcu çıkaracağız. Dışarı alalım. Evet arkadaşlar, dışarı aldık parçamızı. Şöyle bakıyoruz. Şurasında bir sekmanı var. Hatta daha önceden de tamir etmişler sanırsam. Vida atmışlar. Karşı tarafı kırmışlar. Vida atmışlar. Şimdi şu segmanı çıkartıyoruz dışarı. Ve şu vidayı sökeceğiz. Ondan sonra şu mekanizmayı çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bastırdığınız zaman kendi kendine çıkar. Şimdi burcu çıkarma vakti. En sonunda arkadaşlar şurada sekmanları var. Onlara bastırdıktan sonra şöyle çıkartıyorsunuz. Ondan sonra değişecek parçamız bu. Vites burcu. Şöyle buraya geçiyor. Buraya geçen bir parça. İçerisinde oynayan bir parça. Bu zamanla içerisi aşınıyor. Aşındığından dolayı vites geçişlerinde zorlamalar ve vitesler boşa düşüyor. Bunu değiştirdiğiniz zaman, vites burcu deniliyor buna. Bunu değiştirdiğiniz zaman aracın
viteslerdeki sorunu kalkıyor ortadan. Vitesleriniz eskisi gibi sağlam ve sıkı bir şekilde düzeliyor. Daha fazla eğitim bilgileri ve videolar için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için